Şimdi f fonksiyonu vermiş. Bu fonksiyonu 3 yapan değerler 1 ve 4'müş arkadaşlar. Şu şekilde bir grafik çizelim. Buradan 1 değerini vereceğim. Buradan da 4 değerini vereceğim. Fonksiyon aynı zamanda nereye gidiyormuş? Her ikisi içinde 3 değerine gidiyormuş. Şimdi fonksiyon fx olarak isimlendirilmiş. Şimdi bu fonksiyonu inceleyecek olursak bu fonksiyonu ne yapmış? İlk önce x eksenine göre bir simetrisini almış. Simetrisini alalım arkadaşlar. x eksenine göre simetrisini alırsak fonksiyon şu şekilde bir hal alacaktır. Çok önemli değil. Ben bu 1 ile 4'ü yazmadım tekrar buraya. Sonra x80'e göre simetri aldıktan sonra 3 birim yukarı ötelemiş. E şimdi ben bunu 3 birim yukarı öteleyecek olursam grafiğin değiştiği bir değişiklik olmayacaktır görüntü anlamında. Sadece tepe noktasından düşünürsek 3 birim yukarı çıkmış olacaktır. Yani fonksiyonumuzu yine şu şekilde ne yapabiliriz? ifade edebiliriz sayın arkadaşım şimdi peki e, ifademizi ne yapmış? İçini değiştirmiş. Biz içini değiştirdiğimiz zaman grafik bu olsun diyelim tamam mı? Eksi f içerisinde 2 çarpı mutlak değer x eksi 3 artı 3 olsun. İçini de değiştirmiş olduk. Şimdi arkadaşım burada dikkat etmemiz gereken şey nokta şu. Şimdi bu fonksiyonun köklerini örnek veriyorum. Ne diyelim? 3'e 6 diyelim. Salladım şu anda. 3'e 6 için bu fonksiyonun ne olması lazım? 0 olması lazım. O zaman 3 verirsem bu ifade ne olacaktır? F içerisinde 3 artı 3 olacaktır. Şuraya 3 verdim arkadaşım. Tamam mı? 6 eksi 3 artı 3 oldu. Demek ki bu ifade fonksiyonu 0 yapan değermiş peki ben şunu düşüneceğim. Ben burada x gördüğüm yere şuradaki eksi 3'ü verirsem ifade ne olur? Bakın x gördüğüm yere ben eksi 3 verecek olursam fonksiyonumuz f içerisinde 2 çarpı mutlak değer içerisinde eksi 3 eksi 3 artı 3 oldu. Doğru mu sayın arkadaşım? Peki fonksiyonu düzenleyelim. Eksi 3 dışarı artı 3 diye çıkar. Burası 6 3 oldu. Artı 3. E şimdi şu ifade sıfıra eşitti. O zaman x yerine ben eksi 3 verdiğim zaman da ifadem ne eşit olacaktır? Sıfır eşit olacaktır. O zaman x gördüğüm yere ben 6 verdiğim zaman fonksiyon sıfır eşit olmak zorundaydı. O zaman eksi ya da verdiğim zaman sıfır olmak zorunda. Demek ki benim fonksiyonum şu şekilde bir yol izleyecekmiş arkadaşlar. Şöyle bir grafik meydana gelecekmiş. O zaman kestiği noktalar toplamda kaç tanedir? 4 tanedir diyeceğiz. Doğru cevabımız değişikliği.